Haydi aşılamadan ve sağlık standartları çerçevesinde titre testinin kullanılmasından bahsedelim. Aşı elbette koruyuculuk, öncelik açısından uygulamalarımızın temel kısımlarından bir tanesi. Son zamanlarda hastaların hatırlatma dozları için veterinerler hekimlerini yıllık olarak ziyaret ettiğini biliyoruz. Bu kapsamda pek çok hastanın sahibi aşılamanın en önemli sebebi olarak aşı olduğuna dair bir inancı var. Yıllık sağlık kontrol vizitlerinde uygulayıcılar hayvanın vücut skorunu inceliyor, beslenme konusunda konuşuyorlar. Aynı zamanda ekto ve endoparazitlerin kontrolünün önemi vurgulanıyor. Yine bu konsültasyon esnasında sağlık noktası tanı testlerini kullanabiliyoruz. O bölgede önemli olan bulaşıcı hastalıklar için bunları değerlendiriyoruz. Bunun dışında diş sağlığıyla ilgili müdahale gerekli mi diye de bakmakta önem var. Davranış sorunlarını konuşabiliriz. Yine geriatrik hastalar ve kronik hastalığı olan hastalara ilişkin daha sık konsültasyon ihtiyacını izah etmemiz gerekir. Ve son olarak yıllık sağlık kontrollerinin yapılması sayesinde klinisyenler kor ve non-kor aşılarla ilgili ihtiyaçları belirleyebiliyorlar o yıla ilişkin olarak. Tabii burada seçili non-kor aşılar verilebiliyor. Bunlar yıllık olarak verilmeli çünkü bunların süresi genellikle bir senedir. Fakat bir hayvan kor aşıları her sene almayabilirdi. Bu kararla ilgili yardımcı olması gereken şey nedir? Kedi veya köpek kor vaksini bu sene almalı mı, almamalı mı? İşte burada titre test kitlerinin kullanımı bu yıllık sağlık kontrollerinde önemli bir parça, önemli bir öğe olacaktır. Hasta pek çok antijenik komponent içeren bir aşının hatırlatıcısını belli durumlarda alıp belli durumlarda almayacaktır. Aşılama protokolleri kişiselleştirilmiş olmalıdır. Hastanın gereksinimine göre. Bunun için risk faktörleri dikkatli bir şekilde değerlendirilmeli. Burada bakılacak olan öğeler yaşam tarzı, coğrafi, yaşanılan bölge, yaş ve önceki aşı öyküsü. Hayvan aşılarının yelpazesi çok genişledi ve artık yeni türlerde aşılar var. Bunlar konvansiyonel modifiye yaşam veya inaktivite edilmiş aşıların ötesine de uzanıyor. Mesela rekombinant aşılar var artık. Subunit aşılar var. DNA aşıları var. Bunlar yeni türlerde aşılar. Biz iki tür aşıdan bahsedeceğiz. Modifiye yaşam aşıları. Bunlar içinde canlı, atenüe, tam organizma vardır. Bu hücreleri enfekte edip bunların içinde çoğalabilir. Bunun neticesinde düşük düzeyli ve geçici bir enfeksiyon oluşur. Ve böylelikle güçlü bir immünojenik cevap hastalığa sebebiyet vermeden verilir. Bunlar hem hümoral hem de selüler bağışıklık endükleyebilir. Daha az dozla istenen sonuç elde edilebilmelidir ve de bunlar sürekli, uzun süreli bir immün cevabı, yıllarca devam eden bir immün cevabı sağlayabilir. Ömür boyu bile olabilir. Tek bir dozla bu aşılama bu etkiyi elde etmemizi sağlayabiliyor. Buna ilişkin örnekler, kanin, gençlik virüsü, adenovirüs veyahut kedi parvovirüs ve felin parvovirüs gibi örnekler verilebilir. Bunun dışında inaktive ya da öldürülmüş aşılar var. Burada tam inaktive, antijenik olarak intakt mikroorganizmalar vardır. Bunlar enfeksiyona yol açmazlar, replikasyon da yapmazlar. Ancak güçlü bir bağışıklık cevabı yaratırlar. Bunlar genellikle daha az güçlü bir bağışıklık cevabı yaratırlar ve bunlara ajuvan gerekebilir. Genel olarak çoklu dozlar şeklindedirler. Yetişkinlerde dahi verirler ve yeterli immün cevabını yaratırlar.
Bunlar çoğu zaman en az iki başlangıç dozu gerektirir. Hayvanın yaşı fark etmeksizin. İlk doz genellikle prime sağlar. İkincisi ise koruyucu bağışıklık cevabının oluşmasını temin edendir. İnaktive aşıların immünite süresi daha kısadır modifiye aşılara kıyasla ve bunların daha sık hatırlatma dozuna ihtiyacı vardır. Böylelikle hatırlatma gerçekleşir, etki sürer. Leptospiroz, kuduz gibi ya da Bordetella, bronkiseptika gibi örnekler verilebilir. Bu son derece immünojeniktir ve tek bir dozla bağışıklık cevabı yaratabilen aşılarımız bulunmaktadır. Aşılar kor ve non-kor aşılar ve önerilmeyen aşılar olarak sınıflandırılabilir. Kor aşı dediğimiz aşı her kedi veya köpeğin nerede nasıl yaşıyor olursa olsun alması gereken aşıdır. Çünkü bu hayvanı enfeksiyöz hastalıklara karşı korur. Bunlar ölümcül olabilecek yahut yüksek mobiliteye yol açabilecek hastalıklardır. Kuduz aşısı her ülkede kor aşıdır. Bu hastalığın endemik olduğu her yerde. Buna karşın non-kor bir aşı verme ihtimali coğrafi prevalansa göre yaşam tarzına, bireyin maruziyet riskine göre değişir. Önerilmeyen aşılara gelince yeterli bilimsel kanıt olmadığında bunların kullanımına ilişkin o zaman önerilmeyen aşı oluyorlar. Kor aşılar köpekler için köpek gençlik hastalığına karşı, adenovirüse karşı, kanin parvovirüse karşı koruyan aşılar, kuduz yine endemik ülkelerde. Non-kor aşılara gelecek olursak köpekler için bunlar bronkiseptika, influenza, leptospirozis ve daha kısıtlı coğrafi bölgelerde Borrelia burgdorferi ve kanin influenza virüs ve L. infantum olmaktadır. Kedilere gelecek olursak onlar için kor aşılar, felin parvovirüs, felin herpes virüs, felin kalisivirüs ve kuduz. Bu hastalığın endemik olduğu her ülkede. Kor olmayan, non-kor aşılar ise kedilerde felin lösemi virüsü, klamidofelis ve bronkiseptika. Felin immünodefisyans virüsüyle ilgili aşı ise ne non-kor ya non-kor veya önerilmeyen olabiliyor. Rehberlere göre bu farklılık gösteriyor. Aşılama protokolüne gelmeden önce biraz maternal immüniteden bahsedelim. Maternal olarak elde edilen antikorlar yavruların ilk haftalarda korunması için önemli. Ama aynı zamanda yeni doğanın kendi koruyucu bağışıklığını oluşturmasıyla da ilintili bir şey bunlar. COMDA globulin üretimini etkiliyor ve aşı antijenlerinin immün cevap vermesini, uyarmasını engelleyebiliyor. Şöyle hayal edelim. Burada immün cevabına ilişkin bir grafik görüyoruz belli bir hastalıkla ilgili. Ve 80 asgari antikor düzeyi, yani hastalığı, köpeğin hastalığa karşı koruması için en az bu kadarı lazım. 10 ise aşıyla etkileşime giren asgari düzey. Bu demektir ki yavru köpeğin antikor düzeyi onun üzerinde olmakla birlikte bu hastalığa karşı bu birey immünolojik bir cevap aşı aldığında vermeyecektir. Maternal deri ve antikorlar çoğu zaman aşıya cevap vermenin mümkün olduğu 8 ila 12 haftalık süre içerisinde düşüyor. Öte yandan yavruların küçük bir yüzdesinde yine maternal antikorlar bu düzeyin üstünde kalabiliyor. 14 ila 16. haftaya kadar bunun sürmesi mümkün. İşte bu grafikte gördüğümüz şey. Bu dönemde
MDA yetersiz kaldığında ve tam bir bağışıklık sağlamadığında, koruma sağlanmadığında, öte yandan endojen immün cevabını bloke ettiğinde, ki buna hassasiyet penceresi diyoruz, bizim yavrumuz enfekte olabilir eğer patojenle temasa girerse. Bu pencerenin ne zaman olacağını tahmin etmek mümkün değil. Çünkü bu miktarlar değişiyor litreler içerisinde ve neonat yeni doğanlarda da farklılık gösteriyorlar. Dolayısıyla tam olarak MDA ne zaman kaybedilecek bunu bilmek mümkün olmadığından ilk kor aşılama serisi modifiye canlı aşılarla genellikle birkaç doz şeklinde olmak durumunda oluyor. Bunlar hatırlatma dozu değildir. Bunlar primer bağışıklık cevabının uyarılması için mümkün olduğunca erken, yani MDA düşer düşmez verilmesi gereken aşılardır. Kor aşılama 6 ila 8 haftalık iken başlamalı ve sonraki müteakip dozlar 16. hafta veya daha büyük haftalara kadar sürdürülmeli. İki haftada bir sürdürülmeli ve özellikle kontamine olan bölgelerde, mesela barınaklarda veya yetiştirme yerlerinde bu daha da özen gösterilmeli. 6 haftalık süre içerisinde immün cevap yok. 10. hafta içinde aynı şey geçerli ama 14. haftaya gelindiğinde MDA artık asgari düzeyin altına indi. Dolayısıyla köpek artık antikor üretmeye başlıyor. Diğer bir tablo, burada MDA etkileşim seviyesinin üstünde 16. haftaya kadar sürüyor. Dolayısıyla 6., 10. ve 14. haftalarda verilen aşılar bir immün cevabı başlatamıyor. Fakat 16. haftada verilen bir aşı immün cevabını başlatabiliyor. MDA olmadığında tek bir doz kor modifiye canlı virüs dozu aşısı yeterli immüniteyi sağlıyor ve bunu bağışıklığı en üst düzeye çıkarıyor. Dolayısıyla en önemli doz 16. hafta ve sonrasında verilen doz oluyor. Burada MDA zaten neredeyse bütün bireylerde gitmiş oluyor ve hepsi de aşıya cevap veriyor. Son dozun verilişi 16. haftada olsa dahi yavruların küçük bir yüzdesi etkili bir şekilde aşıya cevap vermeyebilir. MDA ile ilgili konuların aynıları kediler için de, kedi yavruları için de, köpek yavruları için de eşit olarak geçerlidir. Örneğin 6. haftada aşı diyelim başladı. 2. doz 10. haftada verildi ve 3. doz da 14. haftada verildi kedi veya köpek yavrusuna. Bir doz daha 16. haftada verilmelidir ya da sonrasında. İlk kor aşı dizisinden sonra bir dizi daha kor aşı verilmesi önerilir. 12 aylıkken hayvan. Burada amaç immün cevabının sürdürülmesi. Primer aşılara cevap vermeyen hastalarda, kedilerde, köpeklerde bunu sağlamak. Ama bu protokolde eğer primer kor aşılara cevap vermediyse bir yavru, 12. ayında bu aşıyı alana kadar riski açık kalacaktır. Dolayısıyla aşı rehber grubumuz öneriyor ki veterinerler mümkün olduğunca bu süreyi kısa tutsun. Çünkü bu bir risk dönemidir. Bu aşı 52'den 26. haftaya, 52. haftadan 26. haftaya kaydırılsın, geri alınsın diye bir rehber, bir kural vardır. 8. haftada ilk doz alındığında, 2. doz 12. 3. 16. haftada alındığında yavru 6 aylıkken bir aşı daha almalı. 12 ay değil. Dolayısıyla kor aşıların sayısı ilk aşının başlatıldığı zamana göre belirlenmeli ve yine aşılar arasındaki aralıklara göre hareket edilmeli.
Eğer bir yavru 6 aydan büyükse ve hiç aşı olmadıysa, ona sadece bir doz kor modifiye canlı aşı yapılmalı ki koruyucu immün cevap oluşsun. Çünkü anneden gelen antikorlar onda yok. Kor aşılarla cevap veren bu köpekler yıllar boyu bağışıklığını sürdürüyorlar herhangi bir ilave aşılama olmasa da. Dolayısıyla 6. aydan sonraki aşamadan sonra müteakip aşılar 3 yıllık sürelerle tekrarlanmalı. Aynı protokol felin parvovirüs aşısı için de geçerli. 6 aydan büyük kediler sadece bir doz modifiye canlı virüs FPV aşısı aldığında 2 doz felinkalisi virüs ve herpes virüs aşısı almalı ki bağışıklık oluşsun. Canlı parvovirüs aşıları uzun süreli eksiksiz koruma sağlar. Herpes virüs ve kalisi virüs aşıları ise klinik emareleri azaltmakla birlikte tam bir koruma sağlayamaz. Respiratuar virüslere karşı aşılama maruziyet riskine göre belirlenmeli. Münferit kediye veya hayvana göre. Eğer ev içinde kalan, tek başına yaşayan bir kedi ise 3 yılda bir güvenli bir şekilde yeni baştan vaksinasyon yapılabilir. Öte yandan bu dışındaki durumlarda respiratuar virüs komponentlerine karşı yıllık aşı gereklidir. Peki, hastamın korunduğundan nasıl emin olabilirim? Kullandığımız pek çok aşı için gayet güçlü bir eşleştirme var. Antikorların mevcudiyeti ve koruma arasında bir ilinti var. Antikorları ölçebiliriz. Yani hayvanın korunup korumadığını tespit edebiliriz. Bu korelasyon bizim burada gördüğümüz enfeksiyonlarda son derece güçlü. Kanin, distemper, parvovirüs, adenovirüs ve felin parvovirüs. Bunlarda son derece net bir ilişki var. Öyle ki yani bir hayvanda bu antikorlar var ise korunmuş olduklarından eminiz. Öte yandan bu bütün aşılar için geçerli değildir. Burada spesifik olarak belli enfeksiyöz maddelerden bahsediyoruz. Az evvel saydığım maddelerden. Mesela leptospiroya karşı olan aşıya bakacak olursak burada 12 aylık bir koruma olduğunu biliyoruz ama aynı zamanda biliyoruz ki bir aşıyı verdiğimizde antikorlar artıyor fakat bu birkaç ay içerisinde hızla düşüyor. Bu 12 aylık süre içerisinde, 12 aylık koruma sürecinde hayvanın çok düşük antikor titreleri olabilir. Hatta seronegatif olabilir. Fakat hayvan yine koruma altında olacaktır eğer antikor yoksa bile. Bu durumda hiç de güçlü bir korelasyon yoktur leptospiro antikorları ile koruma arasında. Burada pek çok araştırma görüyoruz. Bunlar aşı olmuş köpekleri modifiye canlı kor aşılarla aşılanmış köpeklerin oldukça uzun bir süre koruma altında olduğunu gösteriyor bunlar. Burada Ronald Schultz'un çalışmasını görüyorsunuz. Deneysel bir ortamda köpek yavruları doğru bir şekilde aşı olduysa koruyucu antikorları 10 ila 14 senelik bir süre boyunca tespit etmek mümkün. Yıllık veya 3 yıllık kor revaksinasyon olmadan dahi. Bu antikorlar bir endikasyon, bir koruma endikasyonu sağlıyorlar. Bu Avustralya'da yapılmış bir araştırma. Burada da neredeyse 250 köpek süreci dahil olmuş ve Profesör Michael Day buradaki yazarlardan biri. Bu araştırmaya baktığımızda görüyoruz ki 3 kor hastalıkla ilgili aşılama incelenmiş. Bu köpekler en son 1,5 ila 9 yıl önce aşı olmuş köpekler. Ve %96.6'dan fazlasının hala antikorları varmış. Bu kor aşı komponentlerine karşı antikorları. Yine bazı araştırmalar kedilerle ilgili. Bunlar da gösteriyorlar ki
modifiye canlı kor aşılarla aşılanmış kediler oldukça uzun süreler boyu antikorlarını sürdürüyorlar. Bu araştırmada 272 kedi dahil, hepsi 2 yaşın üstünde, en son 4 sene önce aşı olmuş kediler koruyucu antikorlarla parvovirüse karşı antikorlarının %97 civarında kedilerde olduğunu görüyoruz. Bu araştırmaya da baktığımızda bu kalesi ve herpes virüsü için de tekrarlanmış. Ama dediğim gibi buradaki korelasyon antikor mevcudiyeti ile koruma arasında çok da güçlü değil. Bu iki hastalığa karşı koruma düşünüldüğünde. Peki, biz koruyucu antikorların mevcudiyetini nasıl ölçeceğiz? Miktarını nasıl ölçeceğiz enfeksiyöz maddelere karşı? Pençik hastalığı, adenovirüs, parvovirüs, felin parvovirüse karşı kedi ve köpek kanlarında bunları nasıl ölçeceğiz? Bunu 10 yıllardır yapabiliyoruz. Bunun için gold standart testlerimiz var. Virüs nötralizasyon testlerimiz. Bunlar daha ziyade distemper ve adenovirüse karşı köpeklerde kullanılıyor. Bir de hemaglutinasyon inhibisyon testi, kanin ve felin parvovirüse karşı antikorlar ile ilgili. Şimdi birazcık buradaki titre konseptinden bahsedelim. Bir titre, bir serum numunesinde mevcut olan antikorun miktarının ölçülmesi demektir, ölçüsü demektir. Sizin işte ilgi duyduğunuz o antijene karşı olan antikor. Burada var olan antikorun miktarını ölçmekten bahsediyoruz. Titrenin aslında tanımı serumdaki en yüksek dilüsyonun karşılığı. Serolojik bir testte pozitif bir reaksiyon veren en yüksek serum dilüsyonu. Normalde burada bir serum numunesinin bir dizi seriyel timini görüyorsunuz. Son test tüpü. Bu seyretmelerde en son size pozitif sonuç veren seyretme hangisi? Antikor mevcudiyeti itibariyle hangisi? Burada iki serum numunesi görüyorsunuz. İki farklı hayvandan alınmış. A köpeğinin titresi 256. B köpeğinin titresi 16. Öte yandan Profesör Michael Day her zaman der ki titre sihirli bir sayı değildir. Serolojik testler söz konusu olduğunda bulaşıcı hastalıklarla ilgili olarak bazı insanlar düşünüyorlar ki köpekte ki bu sayının işte böyle olması antikor yok ve korunmuyor köpek demektir. Hayır, aslında böyle değil. Titre aslında bir aralık veriyor bize. Bize net bir sayı vermiyor. Eğer titremiz 220'dir dersek bu demektir ki bu reaksiyonun her iki tarafında bir yerlerde yani 160 ila 640 aralığında bir yerde bir nokta var ve o noktada antikor bitiyor. Dolayısıyla oldukça geniş bir aralık bu ve bu sabit bir sayı değil. Dolayısıyla işte bu yüzden serolojik testler söz konusu olduğunda Davies'e aşılama rehber grubu spesifik bir koruyucu titreden bahsetmiyor. Mutlak bir sayı vermiyor. Ve seropozitif bir köpek veya kedinin koruma altında olduğunu, negatifin ise korunmasının olmadığını düşünebiliriz. Yani bizim önem verdiğimiz şey titre değil, testin pozitif mi, negatif mi olduğudur. Pek de uzun olmayan bir süre önce eğer bir köpeğin koruyucu antikorları var mı yok mu diye bakmak isteseniz, mesela gençlik hastalığına karşı, kan örneği alıp bunu laboratuvara göndererek virüs nötralizasyon testi yaptırırdınız ve muhtemelen 2 ay sonra sonucu geri alırdınız. Ancak son 20 sene içerisinde gerçek bir değişim oldu. Bazı ülkelerde daha da az. Veterinerler bu sayede artık bu testleri kendi muayenehanelerinde yapabiliyorlar. Şu anda birden fazla klinik işi kullanabilecek test kitimiz var. Böylesi testleri yapmamızı sağlayan. Burada
pazarda belli bir süredir var olan testleri kullanmamız önemli. Aynı zamanda bağımsız bilimsel yayınlara dayanmalı bunlar ve bunları valide etmeliler. Yani herhangi bir test almak mümkün ama aldığınız o test iyi bir test mi? Bana sorarsanız bir testi iyi bir test yapan şey bağımsız akran değerlendirmesine dayalı bilimsel incelemelerdir ve yayınlardır, literatürdeki yayınlardır. Bu kitlerin avantajları nelerdir? Bunlar basittirler, hızlıdırlar. 20 ila 30 dakikada sonuçlarınızı alırsınız, 2 ayda değil. Bunlar pek pahalı değildirler ama ne yazık ki hala aşıdan daha pahalılar. Ama iyi bilimsel uygulama, iyi klinik uygulama ne demek, ne der bize? Eğer bir müdahaleye, bir aşıya gerek olup olmadığını belirlemek için test varsa elde, o test yapılır. Ondan sonra da test sonucuna göre karar verilir. Bu testler validedir. Altın standartlara, gold standartlara karşı validedirler. Her bir patojene karşı ve bunlar kanin, distemper'a karşı, adenovirüs, parvovirüs ve felin parvovirüse karşı bulunmaktadırlar. Bazı pazarlarda aynı zamanda felin karesivirüs ve felin herpes virüsüyle ilgili testler de bulunmaktadır. Bunlara ilişkin antikorlar da ölçülebilmektedir. Fakat bir süre önce şunu münazara ettik. Antikorlar ve koruyucu bağışıklık arasında güçlü bir ilişki var parvovirüste. Ama kalesivirüste ve herpes virüste daha da güçlü bir ilişkiyi mukozal ve sel medyaya immün cevabında görüyoruz. İşte bundan dolayı bazı pazarlarda şu anda bir hareket var. Felin herpes virüs ve kalesivirüs komponentleri felin titre testinden kaydırılıyor. Çünkü buradaki korelasyon pek güçlü değil. Parvovirüs komponenti buna istisna teşkil ediyor. Burada bağımsız bir şekilde testlerin validasyonu yapmanın öneminden bahsettik. Bu araştırmada Vaxicheck değerlendiriliyor barınak kedilerinde. Felin parvovirüsün spesifitesi %99. Fakat hassasiyet %49. Bu bizim istediğimiz kadar hassas değil, iyi değil. Öte yandan size başka bir araştırma daha göstereceğim. Burada hassasiyetin çok çok daha iyi olduğunu göreceksiniz. Bu araştırmada yazarlar hassasiyeti ve spesifiteyi aynı aynı bağışıklık düzeyinde Vaxicheck için ve immunokopfalin Vaxicheck için 250'den fazla kedide değerlendirdiler ve sonuçlar oldukça iyiydi HI testiyle kıyaslandığı zaman. Buradaki hassasiyet %79'dan %85'e farklılık gösteriyordu. Spesifite ise %81 ve %89 aralığındaydı. HI cut-off noktasına göre bunlar farklılık arz ediyordu. Burada bir popülasyon araştırması görüyorsunuz. Profesör Michael Day tarafından yayımlanmış ve burada Vaxicheck test kiti kullanılmış. Bu araştırmada neredeyse 500 köpek, veteriner hekimlere İngiltere'de gelen 500 köpek değerlendirilmiş ve yıllardır testleri kullanan köpekler bunlar. Bu popülasyonda köpeklerin pek çoğu 3 yıllık kor revaksinasyon programındaydı. Öte yandan bazıları uzun dönemler aşı olmamıştı. Bunlar arasında 10 sene önce aşı olmuş köpekler dahi vardı. Bir diğer araştırma şunu gösteriyor. Evet, hayır cevaplarına bakarak burada semi kantitatif puanlar kullanmadan köpeklerin yaklaşık %94'ünün seropozitif olduğunu görüyoruz. Gençlik hastalığına karşı adenovirüse ve parvovirüse karşı. Bu bize gösteriyor ki bu protokol, İngiltere'de veteriner hekimlerin kullandığı protokol, bir yıldan 3 yıllık yeniden aşılama programlarına geçişte hala yüksek bir immünite sağlıyor kor hastalıklara karşı. Peki, ne zaman bu klinik işçi test kitlerini kullanmayı düşüneceksiniz? İlk durum şu. Bir yavru köpek ya da yavru kedi hayatının başında kor aşıya yeterince iyi cevap verdi mi?
Bu aşıyı 8. 12. 16. haftalarda verdim. Peki ben nereden bileceğim bunun koruma sağladığını? Bu cevabı bilmek için titre testi yapabiliriz. Son dozdan 4 hafta sonra. Burada 20. haftada test yaparak yavruda antikor var mı yok mu? Adenovirüs, parvovirüs ve distempere karşı var mı diye ölçebiliriz. 20. haftada büyük olasılıkla anneden artık gelmeyecektir bu antikorlar. Son aşı 26. haftada vermenize gerek olmayacaktır eğer bu 3 antijenle ilgili yaptığınız değerlendirmenin sonucu buna işaret etmiyorsa. Şimdi farz edelim kor aşıyı verdiniz ve 16. hafta veya sonrasında sonlandı bu kor aşılama. Son dozdan 4 hafta sonra test yapmalısınız. Eğer sero pozitif çıkarsa bu 3 komponent için o zaman her 3 yılda bir yeniden aşılama yapabilirsiniz. Eğer negatif çıkarsa yavrunun sonucu o zaman 26. haftada yeniden aşı yapmanız gerekecektir. Belki marka değiştirebilirsiniz aşı markasını ama aslında bunu yapmanın pek bir alemi yok. Çünkü kor aşılar açısından bunlar zaten imalatçıdan imalatçıya fazla bir farklılık göstermiyorlar. Bunlar çok benzerler. Sonra 4 hafta bekleyin ve serolojiyi tekrarlayın. Eğer seropozitif çıkarsa yavru her 3 yılda bir yeniden aşılanabilir. Eğer şu veya bu sebeple yavru hala negatif ise belki seronegatif sadece bir bileşene karşı olabilir. Yani 3'e birden değil. Evet hala negatif ise o zaman bu yavru çok küçük bir gruba ait olabilir. Belki de düşük cevap veren ya da hiç cevap vermeyen küçük gruba dahildirler. Bazı hayvanlar vardır ki doğru immünolojik makineler, yapılar yoktur onlarda ve koruyucu immün cevabını oluşturamazlar belli antijenlere karşı. Bu hayvanlarda doğru moleküller yoktur. O moleküller olmadığında parvovirüs aşısına cevap veremezler ya da distemper aşısına cevap veremezler örneğin. Ve bu hayvanlar asla vermeyeceklerdir bu immün cevabını. Yani istediğiniz kadar aşı yapın yine cevap vermeyeceklerdir. Ve bu hayvanların bazılarında yine işte hücre medya koruma olabilir. Fakat bazıları hiç de korunamayabilir gerçekten de. Burada başka bir tablo görüyorsunuz. Burada bu test kitlerini kullanmayı düşünebilirsiniz. Hasta sokaktan alınmış ve aşılama öyküsüyle ilgili hiçbir fikrimiz yok, hiçbir bilgimiz yok. Nasıl aşı yapacağız? Şimdi bu köpeğe kor aşıları yapmak mümkün ama bu gerekli olmayabilir. Ne yapabilirsiniz böylesi bir durumda? Çok basit serolojik test yaparsınız. Belki de bu hayvan daha önce aşı olmuştur. Sonra kaybedilmiştir ve sonra tekrar sahiplenilmiştir. Doğal immünitesi de olabilir. Yani test edebilirsiniz. Seropozitif mi? Seropozitif ise koruma altında olabilir ve aşı olmasına gerek yoktur. 3 yıllık programa başlayabilir. Eğer seronegatif ise o zaman bir doz modifiye kor aşı verebilirsiniz. Zaten maternal antikor interferansı olmayacaktır ve köpek tek bir dozla cevap verecektir seronegatif durumunda. Burada kor aşılardan bahsediyoruz. Eğer bu köpekte leptospira aşısı olması gerekecekse yavru gibi davranmalıyız ona. Yani iki doz aşı vereceğiz ki koruyucu immün cevabını yaratabilelim. Bu köpek Maggie. Miniatür Schnauzer. Bana ait. Ve tabii bir veterinerin bir köpeği olduğu için tip 1 hipersensitivite reaksiyonu var. 6 yaşındayken aşı olduğunda aşırı hassasiyet tepkisi gösterdi. Bu da Mona. Bu da bir Alman Spitz. Bu da çok yakın bir dostumun köpeği. İmmün medye trombositopenisi vardı. Kor aşılamadan 2 hafta sonra oldu bu 4 yaşındayken. Biz oldukça eminiz ki
aşı bu immün medya hastalığı tetikledi. Sizce şimdi bu köpeklerin her ikisi hatırlatma dozunu almak durumunda kaldığında, yani bu köpekleri tekrar aşılamayı mı tercih ederim yoksa kaçınmaya mı çalışırım? Yani ömrünün geri kalanına kadar ben hiç aşı olmasın mı? Acaba bunu mu tercih ederim sizce? Benim bir seçeneğim vardı önümde. Seçenek neydi burada? Test yapmak ve koruyucu antikorlar var mı yok mu bunu tespit etmek. En azından core komponentler için, bir aşının core komponentleri için. Çünkü hiçbir zaman bir daha aşı olmadı. Ve distemper'a karşı, adenovirüs ve parvovirüse karşı seropozitifti. Ta 14 yaşına kadar, öldüğünde 14 yaşındaydı zaten. Luna seropozitifti 3 komponent için. 4 yaşından itibaren ve şu anda neredeyse 10 yaşına geldi artık. Serolojik testi 3 yılda bir yapabiliriz yahut her yılda yapabiliriz. Bu yıllık sağlık kontrol vizitinin bir parçası olabilir. Yani aşı yapmak yerine bunu yapmak mümkündür. Bu testler temel kararları vermemize yardımcı olur. Ben bu köpeği şimdi aşılayacak mıyım, aşılamayacak mıyım bunu belirlememe yardımcı olur. Belki 10-15 sene önce bütün köpeklere, her birine, her bir aşıyı, her bir sene yapıyorduk. Ne yazık ki bu hala bazı ülkelerde böyledir. Özellikle de Güney Amerika'da böyle. Ama İşte o zaman kor aşıları sonradan işte 3 yılda 1'e dönüştürdük. Şimdi bundan da uzaklaşıyoruz ve artık önümüzde seçenekler var. Sadece her 3 yılda bir kor aşı vermemize gerek yok. Artık bunun yerine serolojik test yaparak köpek seropozitif mi değil mi diye bakabiliriz. Seropozitif ise hala korunuyor demektir ve kor aşıya artık ihtiyaç yok demektir o anda. VGG ne öneriyor? Geriatrik köpek ve kediler için serolojik testi her sene yapmamız öneriliyor. 3 yılda bir değil de her yıl serolojik test yapmamız öneriliyor. İmmünosenesans denilen bir şey var. Bu demektir ki yaşlandığınızda bağışıklık sisteminiz eskisi kadar iyi bir işleyiş sergilemez. Dolayısıyla geriatrik köpeklerde yıllık test yapmak önemlidir. Pek çok hayvan sahibi hayvanının test edilmesini, aşılanmasına tercih eder. Bu Kuzey Amerika'da böyle örneğin. Bazı ülkelerde köpeğinizi bir köpek şovuna getireceğinizde her yıl mutlaka kor aşısının olmuş olması gerekiyor. Ancak o zaman götürebiliyorsunuz. Bu da değişmek üzere. Profesör Michael Day Danimarka köpek kulübüyle çalışmalarını yaptı ve 2017'den beri pozitif titre testlerini kabul ediyorlar core komponentler için etkinliklerinde ve ille de aşı sertifikası, aşı belgesi istemiyorlar. Eskiden ille aşı belgesi isterlerdi. En değerli uygulamalardan biri klinik içi serolojide enfeksiyon hastalıkların barınaklarda salgına dönüşmesinin kontrol altına alınması. Özellikle distemper, parvovirüs, kanin parvovirüs ve felin parvovirüs için bu çok önemli. Hastalığın salgına dönüşmesi durumunda bütün barınaktaki hayvanların test edilmesi şarttır. Seropozitif olan hastalar korunuyordur. Bunlar enfekte olmayacak, ölmeyeceklerdir. Bu koruma altındaki popülasyon düşük cevap veren ya da negatif cevap veren hayvanlardan ayrı tutulmalıdır. İzole edilmelidir ve aşılanmalıdır bu hassas popülasyon. Yine en az 2 hafta geçene kadar sahiplendirilmemelidir bu köpekler ve kediler. Gençlik hastalığı için bu süre 6 haftadır. Bu popülasyon yeni baştan test edilmeli bu aralıklardan sonra. İkinci dikkat alınması gereken popülasyon ise barınağa girmesi istenen hayvanlar. Bunların da içeriye alınmadan önce test edilmesi gerekir. Seropozitif hayvanlar girebilirler çünkü hastalıktan korunmaktadırlar. Seronegatif hayvanlar aşılanmalıdır ve ondan sonra da ideal olarak geçici yuvalandırılmalıdırlar, sahiplendirilmelidirler ve birkaç hafta sonra yeni baştan test edilmelidirler.
Evet, aklımızda tutmamız gereken mesajlar. Şu anda erişilebilir olan titre test kitleri, bağımsız, akran incelemesinden geçmiş, yayımlanmış, validasyona dayalı olarak seçilmelidir. Klinik içi titre test kitleri giderek önemli bir rol oynamaktadırlar aşılama uygulamasında. Yıllık sağlık kontrol vizitindeki rolleri artmaktadır. Ve son olarak yine klinik içi titre test kitleri barınak tıbbında da önemli bir rol oynamaktadır. Bu webinarı Profesör Michael Day'e ithaf ediyoruz, atfediyoruz. Kendisi aşılama rehber grubunun 2006 ile 2008 yılları arasında üyesiydi. 2009 ile 2020 yılları arasında da bu grubun başkanlığını üstlenmişti. 2020'de kendisini kaybettik. Onun anısına. Çok teşekkürler. Teşekkürler Dr. Marcondes. Mükemmel bir sunumdu. Birkaç sorumuz var soru cevap kutusundan. Bunları ele alacağız. İlk soru, aşı verildiğinde, yapıldığında hala yeterince MDA varsa aşının immün sistemi üzerinde bir etkisi oluyor mu? Bana söylendi ki doğrudan bir immün cevabı olmasa da immün sistemi yine yararlanıyor ve bir sonraki aşı daha başarılı oluyormuş. Teşekkürler. Megan, soru için çok teşekkürler. Hayır aslında. Yani MDA hala varsa ve modifiye canlı virüs aşısı yaparsanız, mesela gençlik hastalığı veya parvovirüs için ve yine MDA hala varsa, MDA bu immün cevabını bloke eder aşının ve immün sistemi bundan istifade etmez. Burada şunu bilmek önemli. Ne zaman modifiye bir canlı virüs aşısı verseniz sadece bir doz ile immün cevabı almanız gerekiyor. Yani ilave dozla değil. Öldürülmüş aşıyla bunu yapıyorsanız o zaman tek bir doz. Canlı ile tek bir doz oluyor. Diğerlerinde daha fazla doz. MDA varsa aşıyı vermek değmeyecektir vermeye, çünkü immün sistemi değişmeyecektir. MDA varsa aşı vermek hiçbir fayda sağlamayacaktır. Problem şu ki MDA'nin ne zaman düşeceğini bilmiyoruz. Yani köpeğin ne zaman cevap vereceğini bilmiyoruz. İşte bu yüzden bu kadar çok aşı dozları var. Çünkü tam olarak hangi anda MDA düşecek bilmiyoruz. Ne zaman köpeğin ya da kedinin immün cevabının olmasına izin verecek derecede düşeceğini bilemediğimiz için. Peki, teşekkürler. Mantıklı, makul. Bir sonraki soru şu. Köpek 6 defa olacak şekilde 2 haftada bir aşılanabilir mi? Teşekkürler bu soru için. Çok önemli. Biz genelde aşılamanın yavrularda 2 haftada bir olmasını önermiyoruz. Bunun istisnası çok çok kontamine bir ortamda olmalarıdır. Barınak yahut çoğaltma işte merkezi gibi yerler. Normalde 3 ila 4 haftada bir verilmesini öneririz. 2 haftada bir verilmemelidir eğer barınakta değilse. 60 haftalık olana kadar ya da biraz daha aşınana kadar. Bir sonraki soru. WSAVA WSAVA rehberliği ile ilgili. Diyor ki 2016 WSAVA rehberleri en son rehberler mi? Son çıkan rehberler bunlar mı? Teşekkürler. Evet öyle ama sadece birkaç ay daha öyle kalacaklar. 2 ay daha. Son rehberler üzerine çalışıyoruz, tamamlamak üzereyiz ve senenin ortalarına geldiğimizde yayımlanmış olacak yeni rehber. Yani en son versiyon muhtemelen birkaç ay, 2 ay sonra hazır olacak. Teşekkürler. Güncellenmiş rehberi bulabilecekleri en iyi yer neresidir? Web sitemiz olacaktır. Web sitemizde wsva.org web sitemizde bulabilirler.
komitelere gidip oradan aşı rehber grubuna bakarlarsa belgeyi orada bulacaklar ve pek çok dile de tercüme edilmiş olacak. Peki, çok teşekkürler. İki sorumuz daha var. Aşıdan önce titre testinin yavru köpeklerde yapılması konusundaki görüşünüz nedir? Çok teşekkürler bu soru için. Son derece ilginç. Gerçek şu ki biz sürekli kan örneği almak istemiyoruz yavru köpeklerden. Yani test etmek mantıklı değil. Çünkü aklınızda tutmanız gereken şey şu. MDA'yı konuşacak olursak, MDA düşecek birkaç hafta sonra. Farklı antijenler için MDA, antikorlar, yani farklı zamanlarda düşüyor antikorlar. Diyelim, hiç antikor olmayan bir yavru köpek var. Maternal antikor hiç yok distempera karşı. Ama servovirüse karşı antikoru var. Dolayısıyla kan örneği alıp duruyorsunuz. Yavrudan 2 haftada bir, 3 haftada bir. Ta ki işte tam olarak ne zaman aşı yapmanız gerektiğini anlayana kadar. Biz yani titre testlerinin aşıdan önce yapılmasını önermiyoruz. Bizim önerimiz şu, son dozdan sonra eğer mümkünse titre testi yapın, 4 hafta bekleyin, sonra bir daha test yapın. En iyi seçenek bu olacaktır. Bu şekilde yavrunun cevap verip vermediğini, aşıya cevap vermediğini öğrenebilirsiniz. Peki, son bir soru. 16 haftadan sonra eğer aşıya cevap yok ise 6 hafta bekleyip sonra bir daha mı aşı vermeliyiz? Yoksa fazla mı bekleme süresi oluyor bu? Çok güzel bir soru. Biz aşı rehber grubu öneriyor ki biz son dozu 6. haftada, pardon 6. ayda efendim, düzeltiyorum, verelim. Yavrunun son dozu için söylüyorum bunu. 6. ayda. Çünkü biz inanıyoruz ki 6. ayda, yani 26. haftada artık geriye maternal antikor kalmamıştır. Yani siz bu hayvanı aşılayabilirsiniz ve bu aşının bloke olmayacağından artık emin olabilirsiniz. Ama farz edelim, diyelim son aşılamanızı 16. haftada yaptınız, 4 hafta beklediniz ve bu sero testini yaptınız. Eğer bu köpek yavrusu sero negatif ise antijenlerin herhangi biri için, çünkü genellikle hepsi için birden negatif çıkmazlar. Herhangi biri için negatif çıkarsa, sero negatif çıkarsa, o zaman 6. ayın dolmasına kadar beklemenize lüzum yoktur. Bu hayvanı artık mümkün olduğunca erken bir zamanda aşı yapabilirsiniz ve ondan sonra da yeni baştan test yaparsınız. Yani tavsiye edilen şey şudur: eğer sero negatif ise beklemenize lüzum yok, aşıyı en kısa süre içerisinde yapmalısınız ve o zaman cevap verecek mi diye de bakmalısınız tekrar tabii. Çok teşekkürler. Son bir soru daha alalım mı? Yıllık aşı olan bir kedi için lükopeni için pozitif ise antikor için iyileşmeden sonra test yapmak için ideal zaman nedir? Çok teşekkürler sorunuz için. Kedi parvovirüs enfeksiyonu geçirmişse ömrü boyunca bağışıktır. Yani kedinin lökoplini olduğuna dair eminseniz o zaman test etmenize artık lüzum yoktur. Çünkü muhtemelen zaten ömrünün sonuna kadar antikorlarını sürdürecektir. Yapmanıza lüzum yok. Merak etmenize gerek yok. Aynı şey distemper için de geçerli, kanep parvovirüs için de geçerli. Onların bağışıklığı artık ömür boyu devam edecektir. Peki, son bir soru için vaktimiz var mı? Zayıf pozitif bir titre çıkarsa ne yapmalıyım? Aşıyı tekrarlamalı mıyım? Teşekkürler soru için. Daha önce de söylediğim gibi aşı rehber grubu her zaman böyle düşünmüştür. Özellikle Profesör Michael Day, kendisi başkanımızdı. Eğer
Köpeğin pozitif bir titresi varsa korunmaktadır, merak etmeyiniz. Ama biliyoruz ki mesela eğer mesela VaxiCheck ile çalışıyorsunuz ve düşük bir titre çıktı. Cevap çok da yüksek değil, bunu gördünüz. Ve kaygılısınız bu köpek veya kedi konusunda. Eğer aşı yapmak istiyorsanız yapın. Anlıyoruz. Evet, bazen veteriner hekimler düşük titre testi konusunda kaygılı olabilirler. Dolayısıyla aşı yapmaya karar verebilirler, versinler, sorun değil. Ama bilimsel olarak konuşacak olursam, biz inanıyoruz ki bu hayvanın aslında ihtiyacı yoktur hatırlatma dozuna. Çünkü eğer antikoru var ise o hastalıklara karşı koruma altındadır zaten. Çok teşekkürler. Olağanüstü bir sunumdu Dr. Makonas. Çok güzel açıkladınız. Ben yeni bilgiler edinmiş oldum bizzat. Bütün katılımcılarımıza çok teşekkür ediyoruz katıldıkları için. Katılım belgeleriniz birkaç gün içerisinde size gönderilecektir efendim. Eğer katılımcılarımızdan ilave sorusu olanlar varsa BioGel'le veya ürünlerle ya sunumla ilgili sorusu olanlar info@biogel.com'dan ulaşıp sorularını sorabilirler. Uzmanları her zaman yardımcı olmak için hizmetinizde. Yaklaşmakta olan iki BioGel webinarı var. Biri 7 Haziran'da olacak saat 10'da Eastern Time saatiyle. Canine Parvovirus Enfeksiyon Yönetimi ile ilgili Profesör Nikola Cicarov tarafından verilecek. Ardından 6 Temmuz'da da Eastern Time saati saat 10'da keneden kaynaklanan hastalıklar ile ilgili bir diğer webinar daha olacak efendim. Çok teşekkürler katılımınız ve ilginiz için. Hepinize çok çok teşekkür ediyoruz gönülden. Webinarımıza katılımınız için sağ olun. Teşekkürler. Hoşça kalın.